Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sade diyebileceğim bir oya modeli göstereceğim. Yani modelim tabii gösterişli de renklerim sade. Şimdi bu yazmamın kendi renginden olan ipim. Bunlar dört katlı bükülmüş suni ipekler arkadaşlar. Bu tam yazmanın rengi. Onu sadece alt için kullanıyorum. Çiçeklerini de daha açık rengiyle yapacağım bunun. Bir ton açığıyla. Alt kısmı da koyu yeşille çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde iplerimi ayarlamış oldum. Yani çok renk katmayacağım bu sefer. Değişik bir model yapacağım. Eski bir oya modeli yine. Antika bir oya modeli çalışacağım. Araları aslında onların sanırım Allah'ın yöresine ait firketeyle yapılmış ama ben bu şekilde bir değişik ara yapmak istedim. Ara suyu. Şimdi ilk önce bunun yapılışını anlatacağım. Koyu yeşil iple demiştim. Yapıyorum altını. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Sonra onun üzerine geliyorum ama yine zürafa boyunda geliyorum. Yani bir zürafa gibi geliyorum. Sonra ileriye doğru bir zürafa yapıyorum. Sonra tekrar geriye doğru dördüncü zürafa oluyor. Sonra ileriye doğru bir zürafa, beşinci zürafam oluyor. Tamamlıyorum ve yandaki zürafaya iniyorum. Çok gergin olmayacak bir şekilde. Tabii çok da bol olmayacak. Ayarlayacağız o boyunu. Bu şekilde yan yana yan yana su yolu dediğimiz öyle diyorlar arkadaşlar ara modeli kayalar dediğimiz kısımları çalışıyoruz. Şimdi bir tane yaptıktan sonra hemen mesela hemen yanına bir daha başlıyorum. Hiç ara vermiyorum arkadaşlar burada. Bir tane daha yapayım ondan sonra çiçeğimi döşeyim. Size göstermiş olmak için bunu bir daha çalışayım. Çok çektirmeyin benim yaptığım gibi böyle. Şekli bozuluyor biraz. Şimdi bu tarafa doğru. Daha sonra ileriye doğru. Daha sonra da tekrar aşağıya iniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi araya 5 tane olabilir, 7 tane olabilir. Tek sayıları seven biri olarak söylüyorum. Zürafa yapacağız. Dört. 5 tane yaptım. Şimdi altıncıyı yapıyorum. Bu çiçeğim için yaptım, dalım için. Bunun içine geriye geliyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Zürafa yapıyorum. Pırpır değil arkadaşlar, büyük olmasın. Daha sonra onun içine geriye geliyorum. Demin birileri bir geri çalışmıştım. Şimdi bir içine bir, alttaki zürafanın içine batıyorum. Geri ipime değil. İkisi de birlidir ama farklı görünür. Sonra bunun içine tekrar geliyorum. Yine alttaki zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Geri geldiğime değil. Üç tane yaptıktan sonra arkadaşlar aynı yere bir daha batıyorum. Pırpırımı yap, zürafamı yapıyorum. Sonra aynı yere bir tane daha yapıyorum. Şimdi yana batarak aşağıya iniyorum. Uzatmıyorum bu sefer.
küçük olsun buradaki zürafalarınızda, pır pır gibi olmasın. Daha sonra tekrar aşağıya iniyorum. Ve bir tane daha iniyorum. Evet, bu şekilde dalımın birini yaptım. Şimdi buraya bir tane daha. Aynı daldan çalışacağım aynı şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi iki tane dalım yaptıktan sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Aşağı indikten sonra bu zürafa ile beraber 5 tane zürafamı sayıyorum ve tekrar normal suyumu yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde dallarımızı yapmış oldum ve şimdi çiçeğimi yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim, niye beceremedim? Evet, şimdi ilk zürafamı batıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Hafif sağa çekiyorum düğümümü. Aynı yere batabilmek için bir daha. Şimdi iki tane bu şekilde zürafamı yaptım buraya. Şimdi şuradaki ipimi de keseyim. Evet, şimdi alamadım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi tekrar geriye getiriyorum. Ve aynı yere batıyorum ama bu sefer pırpır yapıyorum arkadaşlar. Birazcık büyük tutuyorum. Çok da büyük olmasın. Örneği boğar. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Yine aynı yere batarak arttırıyorum. Şimdi tekrar ilk zürafaya geriye geliyorum. Aynı yere batıyorum ve pırpırımı yapıyorum. Daha sonra yine yandaki zürafaya geçiyorum. Arttırıyorum. Evet, şimdi bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Ne zamana kadar? Kenarda 6 tane pırpırım olana kadar. Aynı şekilde. Bakın hafif yamulan bir yaprak oluyor. Çok seviyorum ben de bu teknikle yapılan çiçekleri. Evet arkadaşlar, şimdi 6 tane pırpırım olana kadar çalıştım. İpimi de biraz paylı olarak kesiyorum buradan. Daha sonra işimi ters çeviriyorum. Ve tekrar ipimi alıyorum. Aynı şekilde biraz önce yaptığım şekilde iki tane zürafamı yapıyorum. Ve 6 tane pırpır olana kadar tekrar çalışacağım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırada 6. pırpırımı da yaptım. Yandaki zürafaya geçtim, bir zürafa yaptım. Oraya da batarak bir zürafa daha yaptım. Şimdi işimi tekrar ters çeviriyorum. Bu ipi bu tarafa doğru atıyorum.
iğnemdeki iple beraber de buradaki baştaki zürafaya geliyorum ve gergin bir şekilde bağlıyorum. Şimdi aynı yere batarak pırpırımı yapıyorum. Bu ipin bu tarafta. Alttaki zürafaya batıyorum. Ara ipimi de arada tutarak. Bir tane zürafamı yaptım bakın. Sonra alttaki ipi tutarak, ara ipi olarak karşıdaki zürafanın başına geçiyorum bakın. Ve en son zürafaya geçiyorum. Buradaki püf noktası bir tık büyük yapıyorum son zürafamı. Sonra buradaki ipimi kesiyorum. Ve işimi döndürüyorum. Şimdi battığım yere yine batarak pırpırımı yapıyorum. Buraya. Niye bu zürafayı büyük yaptığım sebebi de buradaki küçüldü şimdi. Bir düğüm daha attım oraya. Daha sonra ipimi tekrar baştaki zürafaya getiriyorum. 3 tane zürafam var. Pırpırımı yapıyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Yine ikinci zürafamı bir düğüm boyu diyebileceğim büyük yapıyorum. Çok az. Döndürüyorum. Ve pırpırımı yapıyorum. Tekrar işimi döndürüyorum. Son zürafam bu zaten. Onun da üzerine pırpırımı yapıyorum. Ve oyamı tamamlamış oluyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Gayet düzgün bir şekilde bademli oyamı yapmış oldum. Evet. Şimdi yandakine de tamamen aynısını yapacağım arkadaşlar. Yani dediğim gibi sade bir model olacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde iki tane yan yana badem diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Antep fıstığı değildir. Badem oyası diyelim, çilek diyelim. Böyle tamamlıyoruz. Sonra aradaki bir ileri bir geri çubuklarımızın üzerine de ipimizi bağlayıp iki tane minik pırpır da diyemeyeceğim, biraz zürafanın irisi. Çünkü zaten sık olduğu için büyük yaparsanız buralara güzel durmaz tabii ki. Burayı da temizledikten sonra tabi tek tek yapıyoruz bunları, asla geçiş falan yapmayın, hoş durmaz bu şekilde. Evet arkadaşlar, ütülemedim bile, yani ütüsüz haliyle bu şekilde duruyor. Bir de ütülediğinizde tabi kalıp gibi duruyor oyamız. Evet arkadaşlar, yani bu kısmı eski bir oyadan esinlenerek yaptığım, biraz değişiklikleri var, sayılarını biraz küçülttüm. Bu kısmını da kendim tasarlayarak yapmış olduğum bir oya modelini anlattım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar, İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Ben bu videoları devam ettirme şansımı daha rahat arttırırım arkadaşlar. Siz beğeni ve yorum yapar abone olursanız. Yorum kısmına da istek ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Instagram, Facebook, Pinterest'ten bana ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın ve mutlaka evde kalın.